Şimdi birkaç soru sormak istiyorum. Dev Express'i duyduk mu? Bir duyanlar el kaldırabilir mi? Kullananlar el kaldırabilir mi? Peki, ne biliyoruz Dev Express hakkında? Duyanlardan bir fikir alayım. Visual Studio'yu kullanıyoruz değil mi? Visual Studio'nun içerisinde bir takım kontroller var. İşte text box'ından gridine kadar. Bunların yeterince görsel olmadığını düşünüyoruz bazen. Yeterince kullanışlı olmadığını düşünüyoruz. Bunun için bazı kişiler oturmuşlar ve Visual Studio'ya entegre bir takım komponent diyoruz bunlar. Bileşenler geliştirmişler. Ve Visual Studio'nun gridinden daha güzel gridler, onun text box'ından daha güzel text box'lar ya da orada hiç olmayan başka kontroller eklemişler. İşte bu paketin ismi Dev Express. Yani Dev Express Visual Studio komponent üreten benim bildiğim en büyük firma. Microsoft'un falan da kampanya. Dolayısıyla birçok şey için, uygulama için hem web hem mobil hem de Windows ortamında geliştirebileceğiniz görsel komponentler var. Şimdi şöyle hızlı bir iki tane örnek göstereyim. Mesela şurada Data Grid and Editors'ten bir tane bir şey göstereyim. Bunlar kendi demoları. Yani Visual Studio ile program yazarken şu görsellikte bir şeyler ortaya çıkartmanız çok zor. Bu şekilde bir grid. Seçim sonuçlarını listeleyebileceğimiz böyle bir grid. Haritaya tıklayınca değişiyor her şey vesaire. Microsoft Outlook tarzı bir uygulama. İçinde çok fazla örnek var. Başlı başına belki bir Visual Studio'dan daha fazla bir içeriğe sahip. Çok popüler. Yani birçok insan artık bununla uygulama geliştiriyor. Muadilleri var, TL'lik gibi. Ama en çok tercih edilen bileşenlerden biri. Şimdi biz bugün yine Dev Express'in bir komponent üzerinde konuşacağız ama bizimki birazcık daha datayla alakalı. Şimdi bir soru daha sorayım. İş zekası ya da business intelligence kavramını duyanlar var mı? Peki, kullananlar var mı diye sorayım. Power BI Microsoft'un bir tool'u. İş zekası tool'u neler yaptı? Şimdi arkadaşlar, burada biraz şeyin felsefesine girmek lazım. Data, information, knowledge. Bunların hepsinin Türkçedeki karşılığı bilgi gibi görünüyor. Ama kendi işlerinde farklı anlamlar itibar ediyor. Data, işlenmemiş ham data. Yani bizim bir veri tabanı tablomuzu düşünebilirsiniz. İçerisinde bir satış tablosu olduğunu düşünün. Müşteri ID'si olur, ürün ID'si olur, ondan sonra işte adres ID'si olur, fiyat olur, miktar olur. Bu bir datadır. Ve biz bir e-ticaret sitesiyiz. Binlerce, milyonlarca satır olur bu tablolar. Baktığınız zaman bu işlenmemiş tam bir şey, veri ve bizim için bir data. Bu ne zaman anlamlı hale gelir? Ben hangi üründen ne kadar satmışım? En çok satan ürünümü kimlere satmışım? Hangi ürünümü hangi şehirlerden alanlar olmuş? Hangi yaş grubu neyi almış? Gibi bunları görebileceğim, analiz edebileceğim bir ekran olursa işte bunun adı da information. Bu bilgi ve tecrübe ışığında ben şu ürüne kampanya yaparsam ben satışlarımı bu kadar arttırırım noktasında karar vermekse
Bunu insan da karar verebilir, makine de karar verebilir. Bu da ne olacak? İşte bu bahsettiğim bu üçlünün çalışması için de bir takım araçlara ihtiyacımız var. Şimdi elimde ham data var. Ham datayı information haline getirmem için onu görselleştirmem lazım. Analitik hale getirmem lazım. Yani benim en çok satan 10 ürünümü göreyim demem lazım. Grafikler şeklinde. Ya da bu 10 üründen herhangi birine tıkladığında bu ürün hangi şehirlerde satılmış onu görmem lazım. Veya bir haritada bir şehre tıkladığında orada en çok satılan ürünler ne veya işte aylara göre en çok aylara göre yaptığım ciro ne gibi bir takım bilgileri interaktif şekilde görebilmem lazım. İşte bu uygulamaları yapmamızı sağlayan araçlara, daha doğrusu bu uygulamalara biz iş zekası diyoruz. İngilizcesi business intelligence. Bunları yapmaya çalıştığımız araçlara da iş zekası tool'ları diyoruz. İş zekası yazılımları diyoruz. Şöyle bir sayacak olursak, popüler olan iş zekası yazılımları, işte Power BI bunlardan biri, Microsoft'un. Hiçbir şey yoksa Excel'de yapabilirsiniz bunu. Yani SQL'de Excel'i bağlayıp onun üzerinde uygulamak, yani bu görselliği oluşturabilirsiniz. SAP'nin BW diye bir şey var, tool'u var. Clippy diye bir yazılım var. IBM'in Cognos diye bir yazılım var. Bütün bunlar ciddi bütçeler olan, ciddi para isteyen ve kullanımın içinde ciddi eğitim isteyen yazılımlar. Yani herhangi bir orta düzey firmada kolay kolay karşılaşamayacağınız yazılımlar. Ama şimdi şu son dönemde özellikle hani ekonominin böyle çok dinamik şekilde değiştiği dönemde fiyatların çok işte dövizin vesaire arttığı azaldığı dönemde insanların artık şirketlerini yönetebilmek için de böyle anlık kararlar alabilmesi lazım. Anlık kararlar alabilmesi için de doğru karar için de adamın veriye ihtiyacı var. Verisi bir şekilde var. İçeride işte ERP sistemi var, ticari sistemi var vesaire. Ama bu veriyi görselleştirdi. Bunun üzerinde biraz önceki bahsettiğim senaryolar gibi işte en çok giden ürünün ne, geçen sene çok satıldı, bu sene satmayan ürünün ne vesaire gibi şeyleri de herhangi birinin, yani sadece bilgisayar kullanmayı bilen herhangi birinin oturup inceleyebileceği bir takım ekranlara ihtiyaç var. Dolayısıyla alternatif bir takım iş zekası çözümlerine ihtiyaç var. Ben bugün size o şekilde bir iş zekası uygulamasını anlatıyor olacağım. DevExpress'in Dashboard kontrolü. Dashboard, kelime anlamıyla biliyor muyuz anlamını? Cockpit demek. Yani pilotların önündeki ekran, bütün bilgileri orada görüp onların üzerinde tüm bu gemi olur, uçak olur, sistemin yönettiği yapı demek. İsmi oradan geliyor. Biz de işletmemizi yönetmek için böyle bir dashboard ekranı oluşturuyor olacağız. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir yerde işe girdiğinizi düşünün. IT departmanında bir şirketin IT departmanında işe girdiniz ve yazılımcısınız. Şimdi girdiğiniz zaman zaten firmalarda hali hazırda yürüyen bir takım sistemler var. Ve siz hem o sistemlere destek vereceksiniz hem de ihtiyaç halinde kendi yazılımlarınızı geliştiriyor olacaksınız. Bu şekilde bir işe girdiğinizi düşünün ve şirketin patronu sizden benim aylık ciromu gösteren bir tane rapor yaptım dedi. Yani Ocak ayında işte 3 milyon, Şubat ayında 2 milyon, Mart ayında 3 milyon, 5 milyon diye böyle bir aylara göre ciroyu gösteren bir rapor yapmak istedim. Bunu nereden alacaksınız? Halihazırda sisteminizde bir ERP sistemi var, bir ticari sistem var. Ve onun içerisinde siz tabloları da biliyorsunuz. Genelde bu tarz sistemlerde tablolarda açıklayıcı dokümanlar olur. Hangi tablolar ne çekeceğinizi biliyorsunuz ve sözünüzü bunun SQL cümlesini biliyorsunuz. Bu raporu nasıl çekeceğiniz SQL cümlesini biliyorsunuz. Farz edelim ki bu basit bir rapor oldu ama genelde bu kadar basit tek raporlar zaten o sistemin içinde mevcuttur. Olmadığını düşünelim ve bunu siz yazacaksınız. Sadece SQL cümlesini. Nasıl bir şey yaparsınız?
Elimizde bir SQL cümlemiz var. Ve ben bu SQL cümlesini çektiğim zaman 12 satır data geliyor bana. Ay isimleri ve toplam ciro. Management Studio'da bunu görebiliyorum. Bunu başkasının görebilir hale nasıl getirebilir? Grafiğe dökmek şekli değil, data olarak düşünüyor. Yani bir grid'i herhangi birinin bilgisayarında nasıl gösterebilir? SQL Management Studio'daki gelen datayı Management Studio'su olmayan birinde nasıl gösterebilir? Excel atarım, bu bir yöntem. Sonra mail atarım, devam. Bu bir yöntem. Başka? Tamam, Excel atarım, onu da PDF yaparım, onu mail atarım. Web sitesinde? Bir web sitesi yaparım. Ve adam onun linkini gönderirim. Adam URL'ye tıklar, oradan görür. Değil mi? Peki. Adam oradan baktı ve şunu gördü. Şubat ayında satışlar ciddi derecede düşmüş. Ve size döndü dedi ki, bana yılların ay bazlı kırılımını göster. Yani 2012'nin Şubat'ı, 2013'ün Şubat'ı, 2014'ün Şubat'ı, 2017'ye kadar işte aylara göre ben ne satmışım bunu görmek istiyorum. Ne yapacaksınız? Yeniden bir SQL cümlesi, yeniden bir Excel veya yeniden bir URL'e adama tekrardan bunu mail göndereceksiniz. Bunu yapmanız da bir, sonuçta bir şey var, bir iletişim trafiği var, bu da bir zaman alıyor. Sizin yapmanız da zaman alıyor, o ara başka bir işiniz olabilir vesaire. Sonra adam ona baktı, dedi ki 2017'de Şubat ayında ciddi düşüş var. Diğer yılların Şubat ayında o kadar sıkıntı yok. Acaba bu Şubat ayında ne oldu da ben satışlarım bu kadar düştü? Şubat ayının müşteri bazlı satışlarını istedi size. Hangi müşteriye ben ne kadar satmışım? Siz oturdunuz, bu sefer yine aynı listeler, aynı tekler, aynı mail, aynı web tekrardan bitirdik. Sonra orada bir gördü ki X müşterisi ciddi şekilde satışlara düşmüş. Geçen yıllardan hatırlıyor, o kadar değil aslında o adamın satışı. Ondan sonra ve bunu karşılaştırmak için işte X müşterisinin geçen yıllara göre satışlarını gösterdi. Bak, bu sefer tersten gittik. Aydan müşteriye gidiyorduk, şimdi müşteriden yıla gideceğiz tekrar. Master'ımız müşteri oldu. Cross bir bağlantı var yanlarda. Şimdi ilk önce biz 2017'ydik. 2017'nin aylarına baktık. Bakın yıldan aya gittik. Ondan sonra bir terslik olduğunu anladık. Aydan yıla gittik tekrar. Şubat ayına yıllara göre karşılaştırmaz. Daha sonra orada Şubat ayında bir şey gördük. Aydan müşteriye gittik tekrar. Müşteride ne olduğunu tespit ettik. Müşteriden yıla gittik tekrar. Yani kimin hastalığı, kimin detay olduğu belli olmayan bir şeyin içerisindeyiz. Döngünün içerisindeyiz. Herkes üşüyor galiba. Pencereyi perdeleri açalım biraz. Üşüyenler bir müddet şuraya gelebilir, güneş geliyor. Şimdi sözün özü, birazdan canlısını gösterdiğinizde daha iyi anlayacaksınız. Bütün bunlara biz eğer bu trafikle cevap vermeye çalışsak, bu belki bir hafta zaman alacak, 10 gün zaman alacak çünkü. Biz göndereceğiz, adam müsait olduğunda bakacak, tekrar gönderecek vesaire. Ve sonuç itibariyle adam bir hafta 10 gün sonunda şunu diyecek, ya ben ne istiyordum ki? Oysa biz bunu yazılımcıdan bağımsız adamın isteğine göre birçok şeyi tek ekrandan halledebileceği dinamik ve görsel ekranlar oluşturabilirsek benim de işimi çözer. Zırpırt adama Excel hazırlar vesaire gibi bir bu arada da veri de değişiyor ayrıca. Yani benden ay başında bu raporu istemiş, ay başında çektiğim ciroyla işte Ekim ayının cirosu, bugün Ekim'in ortası olmuş. O ciro bile değişiyor, rakamlar bile değişiyor yani. Ve bunlar mail ortamında göndermek vesairenin en büyük sıkıntısı bu aslında. Datayı orada online olarak görememek lazım. Dolayısıyla datayı bir kere online olarak göstermek lazım. Şimdi
uygulamamızdan için ilk önce dilim ekspresinin kendi içerisindeki demolarından bahsedeceğim. Ne olduğunu bir görün. Daha sonra da sıfırdan bir iş zekası projesi nasıl geliştirilir? Onun uygulamasını yapalım. Arkadaşlar, DevExpress'i kurun bilgisayarlarınıza. Visual Studio eklenti olarak geliyor zaten. 17 versiyonu var şu anda. Bendeki 16.2.5. Şurada bakın Windows uygulamaları, ASP.NET uygulamaları, ASP.NET MVC, WPF, Windows 10, raporlama, dashboard, document, Express Framework, DevExpress Complete. Bizi ilgilendiren şu anda dashboard. Nasıl bir şeymiş bu dashboard, bir bakalım şimdi. İçinde hazır örnekler var. Web Dashboard Control, Windows Forms, Web Forms, ASP.NET MVC, Financial Web, Financial Desktop. Bir tane bir web açalım. Bakın, satışları analiz ettiğim bir ekran. Sales Overview, satış özeti. Şurada neler varmış? Eyaletler. Şurada onların satışları. Burada hedefle gerçekleşenin karşılaştırılması. Adamlara verilen hedefi biz %8, %0.8 oranında geçmişler. Kaliforniya yine öyle. Michigan hedefin altında kalmış. Burada baktığımız zaman da aşağıda şeye göre, tarihe göre satış grafiği görünüyor. Bakın, aksesuarız, bisiklet aksesuarları, bisikletler, clothing, kıyafetler ve bisiklet komponentleri farklı farklı renklerde ve onların şeye göre satışları görünüyor. Tarihe göre satışları görünüyor. Şurada şeyde de adamlara hedef vermişiz biz her mağazaya. Sen bu kadar satacaksın diye. Şu grupta, aksesuarist grubunda hedefin altında kalınmış. Bike grubunda hedef geçilmiş. Clothing de hedefin altında kalınmış. Clothing de geçmiş. Component de geçmiş. Şurada da quarter bazlı gösteriyor. Ne kadar satış yapıldığını. Çözünürlük düşük olduğundan tam olarak buranın ne olduğunu anlayamadım. Şimdi bir de ben şunu dedim. Burada tamam böyle bir görsellik oluşturulmuş, datayı gösteriyor ama bir de bir interaktiflik olsun. Yani ben şurada bir eyalete tıkladığım zaman bu eyaletin sadece şeyini göreyim. Karnesini göreyim. Bakın tıkladım, her şey buna göre değişti. Tıkladım, her şey bunlara göre değişti. Şimdi bu bir örnek. İkinciye geçelim. Satış performansı. Biraz önce liste şeklinde gelen eyaletler burada harita şeklinde. Haritadan herhangi bir yere tıklıyorum. Oregon eyaleti. Bütçe, gelir, YTD. Biraz finansal terimler var. Ne olduğunu ben de çok anlayamadım. Ondan sonra şimdilik görselliğiyle şey yapın. İlgilenin. Satış detayları. Bakın bu sefer filtre şeklinde seçebiliyorum. Kategorileri seçebiliyorum tek başına. İnsan kaynaklarıyla alakalı raporlar. Biraz daha bilindik bir şey. Şampiyonlar Ligi istatistikleri. İspanya 241 tane gol atmış. 141 tane gol yemiş. 239 puanı varmış. Tıklayınca onun detayları geliyor. Ve dönem dönem attıkları gol sayısı, yedikleri gol sayısı ve puanları. Burada da oranın takımlarının şeyleri geliyor. Puanları geliyor. Yine bir başka örnek. Buradan ben bir teknoloji satıcısıyım. Herhangi bir ürünümü seçtiğimde ürünle alakalı bilgilerim geliyor, ürünün resmi geliyor ve
mağazalardaki satış grafiği geliyor. Bu bir web dashboard örneğiydi. Bir de bunun Windows formu var. Gördüğünüz üzere webde çalışan herhangi bir şey aynı şekilde Windows üzerinde de çalışıyor. Şimdi biz gelelim kendi dashboard'umuzu nasıl oluştururuz, nasıl yaparız? Bir Windows uygulaması yapacağım. Dashboard örnek diyorum buna. Niye böyle geldi? Dur. Şimdi dashboard'la bir dizayn tarafı var. Yani yazılım geliştiricinin yaptığı. Bir de bizden o dashboard'u isteyen son kullanıcının göreceği bir viewer ekranı var. Dizayn tarafında ben yeni bir dashboard oluşturabilirim. Mevcut dashboard'u değiştirebilirim. Viewer tarafında ise sadece bunu görürüm. Dolayısıyla benim ilk önce bir dashboard görebilmem için dashboard oluşturmam lazım, değil mi? O zaman bir dashboard designer ekranı tasarlamam lazım. Bir tane buton açayım şuraya. Ne diyelim buna? Designer. Buna da viewer diyelim. Şuraya yeni bir form daha atayım. Şurada Dev Express'i kurduktan sonra arkadaşlar bakın Dashboard Designer ve Dashboard Viewer diye iki tane komponent geldi buraya. Dashboard Designer'ı atıyorum. Normalde bu kadar beklemiyor da. Bakın böyle bir şey geldi. Sonra şuraya da tıklayıp Create Ribbon diyorum. Evet, şuna da All Client diyelim. Projemizi de kaydedelim. Arkadaşlar şimdi şu ana formumuza gelip Designer'ın altına kod yazalım. Dizayn formumuzu açtırsın. Projemizi çalıştırıyorum.
Bir dashboard designer ekranının yazılımını yazmak bu kadar basit aslında. Geri kalan her şeyi DevExpress bizim yerimize yapıyor ama bir hatam var. Bakın şöyle bir formu açtı bana. Şimdi işin pratikliğini daha da şey yapalım. Arkadaşlar benim elimde bir database'im var. Sanal Market isimli bir database. Elimdeki bu datanın üzerinden de random satışlar oluşturduk. Gene bir script yazdık ve x zamanda işte x kişisi x ürününden 10 tane aldı, 5 tane aldı, 3 tane aldı, şu kadar parayı aldı falan gibi. Burada da bu datayı işlemek adına da böyle bir data oluşturduk. O da şu. Web Sales diye bir tablo. Normalde arkadaşlar bunlar bir tane tabloda tutulmaz. Ürünün adı, ürünün kodu vesaire. Bunlar işte burada ne var mesela? Name surname demiş. User ref var. User'ın ID'si. Name surname aslında user tablosundan gelir. Oradan joinlemek gerekir. İşte şehir var. İlçe var. Bunlar aslında şehirler, ilçeler tablosundan gelir, joinlenir. Ürün kodu, ürün adı var. Bunlar aslında ürünler tablosundan gelir, joinlenir ama ben buradan çektiğim raporu üzerinde rahat çalışabilmek adına tek bir tablo haline getirdim ve bunu sizinle de paylaşacağım. Bu tablomuzda neler var? Benim yaptığım satışlardan ad soyad, şehir, ilçe, mahalle, köy, ürün kodu, ürün adı, ürünün ana kategorisi, en üst kategori, ikinci kategori mesela solo üçlü havlu, temizliğin altında, kağıt ürünlerinin altındaymış, miktar, birim fiyat, toplam fiyat, tarih, bunu alan müşterinin doğum tarihi ki buradan yaşına ulaşabilirim. Gelmiş zaten. Bunu alan müşteri işte erkek mi bayan mı gibi bilgilerim var ve bu bilgiler üzerinden ben şimdi bir satış dashboard'u oluşturacağım size. Şimdi bir dashboard nasıl oluşturulur? Weaver'ı açtık. Şey, Designer'ı açtık. Burada New diyerek bir tane şey, dashboard wizard'ı başlatıyorum. Diyor ki sen ne oluşturmak istiyorsun? Database mi? OLAP mı? Microsoft Excel Workbook mu? Data Extract mi? Data Extract'in ne olduğunu bilmiyorum. Neymiş hatta bakalım. Create a new data extract. Yani farklı bir kavram herhalde. Database dediği bildiğimiz database'e bağlanma. OLAP dediği Analysis Services var Microsoft'un. OLAP küpleri dediğimiz. O yapıya bağlanma. Excel de zaten Excel. Biz database'e bağlanacağız. Hangi database'e? Ben kendi makinama bağlansın istiyorum. Nokta. SSH işlemi giriyorum. Hangi database'e bağlanmak istiyorsun diyor. Sanal Market. Next. Next. Yok, ona izin vermez. Ama yani dashboard'un amacı da o değil zaten. Dashboard'un amacı olan bir şeyi göstermek, insert update değil. O yüzden select üzerinde biz konuşacağız. Buradan tabloyu seçtim. Buraya SQL query'si de yazabiliriz. Nasıl yazacağımızı söyleyeceğim. Tabloyu seçtim. Kullanacağım alanların nasıl atıyorduk buraya? Hepsini seçtim. Okey dedim. Finish. Şimdi senaryo söyleyeyim bana. Ben bir e-ticaret sitesinin sahibiyim ve bir takım raporlar almak istiyorum. Ya da siz e-ticaret sitesinin sahibisiniz, bir takım raporlar almak istiyorsunuz.
Ne görmek istersiniz? En çok satılan ürünleri görmek istersin. Bunu önce bir liste şeklinde görelim. Bir tane grid atıyorum. Nasıl görmek istersin? Ürünün adı ve toplam satış miktarı şeklinde, değil mi? Bana ne lazım o zaman? Hangi kolonlar lazım? Şuradan bakalım SQL'e. Ürünün adı nerede? Name alanı. Fiyat da, satış bir tutarı da total. Name alanını geldim attım. Bakın ürünlerin listesi geldi buraya. Ondan sonra total. Şimdi arkadaşlar name alanı nasıl bir alan? String. Total nasıl bir alan? Hı? Float. Yani neyse, rakamsal bir şey değil mi? Dolayısıyla şey toplanabilir mi? Name alanı toplanabilir mi? Toplanamaz. Sayılabilir belki, değil mi? Peki. Ben örneğin şurada bakın, şunun yanına toplama işareti geldi. Şunun yanına böyle bir 3 tane ok geldi. Bu kavramları bilin diye söylüyorum. Bu 3 tane okun gelmesi demek bu dimension. Yani sen bununla ancak işte saydırabilirsin veya buna göre filtrelettirebilirsin gibi. Ama şunun üzerinde matematiksel işlemler yaptırabilirsin. Şimdi buna tıkladığım zaman zaten bakın dimension türünde olduğunu söylüyor. Şu ise measure türünde. Ölçü türünde yani. Dolayısıyla şuraya bakın. Burada da en çok satılana göre sıralattırayım şunu dediğim zaman. Sort by total. Deske göre sıralattır dediğimde. Evet, en çok satılan ürünüm LG79UB diye bir televizyon, Ultra HD'miş. 3,5 milyon TL'lik satmış. 3.5M diyor. Şimdi bu dashboard ekranları birçok bilgiyi aynı ekranda gösterdiği için rakamlarda bir takım kısaltmalar kullanılıyor. Ve genelde de rakamlar böyle büyük rakamlar olduğu için sonuna işte M diyor, 3,5 milyon diyor. İşte K ise bu 1000 demek, işte 983.000. Ama ben bunu bu şekilde görmek istemiyorum. Şuraya gelip şunun üzerine format diyorum. Number olarak formatla, virgülden sonra sıfır hanesi getirme ve 3.3 hanede bir de nokta koy. Şimdi en çok satan ürünlerim geldi. Bunu da şöyle güncelleyelim. Edit names diyelim. En çok satan ürünler, ürün adı, toplam satış. Şimdi bir şeye benzedi değil mi? Peki. Şimdi ben bunu kaydedeyim. Şu projenin içine kaydedeyim bunu. Bunun içerisine bir klasör oluşturayım. Dashboards diye. Ve satış dashboardu diyelim buna. XML türünde de kaydetti bunu. Peki. Son kullanıcı bunu böyle görmez değil mi? Görmemesi lazım. Onun daha basit şekilde görmesi lazım. Onun göreceği bir ekran açalım. Hatta şu Weaver'ı da şöyle yapayım. Bir tane klasör oluşturayım. Şey, form ekleyeceğim şimdi. FRM Weaver. Bu sefer Dashboard Weaver atıyorum buraya. Bu da ekranın tamamını kaplasın. Ve bunun arkasına bir tane şey yazacağım.
diyelim? Load dashboard diyelim. Bir tane fonksiyon yazalım. Hatta içine şey alsın bu da. İçine dashboard'un yolunu alsın bu da. Dashboard viewer 1. Load dashboard dashboard pet. Şimdi ben şuraya bir tane buton atayım. Hatta viewer demeyelim buna. Şuna şey diyelim. Satış dashboard'u diyelim. Şunu nereye attıydık? Boşlukları falan da kaldırayım içinden. Tamam. Ha, şu şeyler çift tırnak olacak değil mi? Nasıl? Tırnakları önüne getirip koyarsanız olur. Şu mu? Peki. Şimdi bunu da buradan load ettirdik. Ondan sonra show dialog diyeceğiz. Çalıştıralım. Designer'ı biliyoruz artık. The Weaver. Tabii. Şimdilik bunu şöyle geçeyim. Bir saniye. Designer tarafında da daha önce oluşturduğumuz dashboard'u açıp düzenleyebiliriz. Bunun için bunu SQL Authentication değil de Windows Authentication ile yapsın istiyorum. Şuradaki data source'uma gelip edit diyorum. Bir saniye. Edit connection. Windows Authentication yapsın bunu. Bir daha sormasın. Arkasına kod yazarak yapabiliyoruz ama şimdi kafanızı karıştırmamak için o şekilde yaptım. Projemizi bir daha başlatalım. Şu an connection sormadan bana rapor ekranımı getirdi. Burası benim son kullanıcımın göreceği rapor ekranı. En çok satan ürünler ekranı. Şimdi sizden senaryo öğretmenizi istiyorum. Bu şirketin yöneticisiniz, yöneticisisiniz ve bir takım bilgilere ihtiyacınız var, bir takım amaçlar için. Neler olabilir? Girdiğimiz bile görmesine ayak fazla satışı yapıyoruz. Sen ili seçeceksin, evet. O ildeki en fazla satan ürünleri getirecek. Şimdi, burada şu ekranda master'ım ne? Zaten başka bir şey yok ama master'ım ürün. Çünkü onun başında bir şeyleri toplayıp getiriyor. Senin dediğin senaryoya göre master'ım ne? Şehirler. Tamam. Şimdi design ekranını açıyorum tekrardan.
Şimdi ben buraya il ismini getireceğim. Bir tane daha grid atıyorum. Bunu kopyalayabilirim. İsmini değiştirelim. Buna da diyelim ki en çok satılan veya en çok satılan illere göre toplam satış diyelim. Şurada artık ürün adı olmayacak, il adı olacak değil mi? Şunu kaldırıyorum. Burada city. Bunun da adını değiştirelim. Şimdi Adana, Adıyaman. Buradaki datalar random oluşturulduğu için kafanız karışmasın. Atıyorum mesela Sivas belki en fazla satılan yer olabilir. Hatta bakalım en fazla satılan yer nere? Sivas'mış hakikaten. Aklımda da öyle kalmış. İsme göre sıralattıralım. Şimdi senaryomuz ne? Şehri seçeceğim. O ildeki en çok satan ürünler gelecek değil mi? Bir şey olmadı. Şimdi master'ım şehirdi değil mi? Master'ım şehirse şehrin master olduğunu demem lazım. Tıkladım. Data source kısmı data kısmına geldim. Dedim ki single master. Bura seçiliyken single master. Bak Adana dedim, Adana'daki satışlar listelendi. Adıyaman dedim, Adıyaman'da. Bu kadar basit. Arkada ne kod yazıyorsunuz ne bir şey. Peki tersten gidelim. Ya da tersten gitmeyelim. Birden fazla ili de seçmek isteyebilirim ben. Yani Ankara ile İstanbul'da ne kadar satış yapılmış atıyorum diye veya işte Türkiye'nin 3 büyük ilinde ne kadar satış yapılmış, diğerlerinde ne kadar satış yapılmış mesela bunu görmek isteyebilirim. Single master dediğim sadece bir alanı, bir satırı seçmeme izin verirken multiple master dediğim kontrol tuşuyla birlikte birden fazla satırı seçmeme izin verir. Şöyle multiple master yapayım onu. Bakın şimdi İstanbul, kontrol tuşuyla İzmir ve tabii ki Kayseri deyip 3 tane ilimizin toplam satışının veya işte buradaki en çok satılan ürünleri görebiliyorum. Şimdi tersten gidelim. Bu 3 ilimizde LG79UB890 neyse 980 ürünü en çok satılan ürünmüş. Peki LG'nin bu ürünü acaba en çok hangi şehirlerde satılmış? Master'ı değiştiriyoruz değil mi? Şunu filtresini kaldırdım. Şuna geldim dedim ki sen master'sın. Multiple master. Şurayı da ada göre değil de şeye göre sıralattıralım. Toplam satışa göre sıralattıralım. En çok Şanlıurfa'da satılmış. Sonra Sivas'ta satılmış. iPhone 6 Plus. Data biraz eski. En çok Kayseri'de satılmış. Senaryo üretim. Şey gibi düşünmeyin. Bilgisayarcı gibi düşünmeyin. Tamam mı? Patron gibi düşünün. Ve ben de burada bilgisayarcı gibi düşünüp ona çözüm üreteyim. Kafanızda daha iyi oturur. Hocam en az satan ürünleri hangi? En az satan ürünleri görmek istiyorum. Çok basit. Şuna göre sıralattırırsın. Şu Eti Puf Kakaolu 57 tane satmış. Bu da nerede satmış? Buralarda, evet. Hocam şeyi söyledim. Hangi yaşlarındaki cinsiyetlere ne kadar satılıyor?
Hangi? 20-30 yaş arasındaki erkek cinsiyeti şu kadar, yüzde şu kadar. Hı hı. Erkek cinsiyeti de 30-35 arası yüzde şu kadar satılıyor. Tamam, güzel soru. Şimdi onun iki yolu var. Bir kere bizim elimizde şey var. Yaş grubu diye bir şey yok. Yaş var. Yani yaşa göre bir getirelim. Ondan sonra da yaş grubu nasıl oluşturulur? Atıyorum 20 ile 30 arasına işte 20-30 arası diye gruplandırmamız lazım. İşte 30 ile 40 arasına 30-40 diye gruplandırmamız lazım. Onu yapalım. İlk önce şimdi ben şurada gene şehrim benim master olsun. Sivas'ta en çok hangi yaş grubu, hangi yaş benden ürün almış ona bakalım. Tamam mı? Hatta bunu da bu sefer grafik olarak gösterelim. Hatta önce grid gösterelim, sonra grafiği çevirelim onu. Grid'i attım. Bana ne lazım? Ne lazım bana? Hangi alan lazım? Doğum tarihi, yaşı otomatik hesaplattırıp atmıştım SQL'e. Onu alalım. Şu EC alalım. Bak. EC SAM getirdi. EC SAM olarak adamların yaşlarının toplamı bana bir şeye yaramaz. Ama sonuçta bu rakam. Rakam olduğu için de otomatik SAM getirdi. O zaman buna diyeceğiz ki sen bunu rakam olarak hesapladın ama bu benim için bir dimension. Aynı şey gibi. Ürün adı gibi, şehir gibi bir dimension baktığım zaman. Onu öyle görme dedim ve bakın 19 ila 51 ile kadar bana listeyi çıkarttı. Sonra bu yaş grubundan kim ne kadar almış? Total at. Bu da sum. Bunu da formatla. En çok 19 yaşındaki adamlar almış. Data random ya, çok takılmayın yani şeyine. 20 yaşındaki adamlar bu kadar almış, 21 yaşındaki adamlar bu kadar almış, 23-24 onlar biraz daha eşit dağılımlı şeklinde gidiyor. Peki Sivas'ta bu durum nasıl? Sivas'ta da bu durum benzer. İzmir'de nasıl? İzmir'de de benzer. Şimdi ben bunu grafiksel olarak görmek istediğimi söyledim. Birinci yolum grid olarak attığım şeyi sağ tıklayıp convert to chart deyip bu şekilde gösterebilirim. Rakam olduğu için 20.00 falan diyor. Niye böyle gösterdi? Her neyse çok önemli değil. Birincisi grid'i doğrudan çarta çarta çevirerek yapabilirim. İkincisi sildim bunu. Buraya doğrudan çart ekledim. Ve çartın içerisine şuraya series ve arguments diye iki tane bölüm var chartlarda. Series dediği şöyle farklı renklerde gösterme. Bu örnek için çok uygun değil ama özellikle aylara göre satış grafiği vesaire noktasında o örneği göstereceğiz. Biz burada argument'i görüyoruz. Gördüğümüz üzere 19 yaşındaki adamların en fazla şeyi. Bunu da büyükten küçüğe sırala dersen sort by bir saniye seri yaparsam yapabiliyordum bunu. Sort by total. Evet. En çok 19 yaşındakilermiş. Sonra 21 yaşındakilermiş. Sonra 31 yaşındakilermiş. Yaş grubuna göre bu şekilde bir dağılım söz konusu. Şeye girelim mi? Bence yaş grubu hesaplamaya şimdi girmeyelim. O calculated field eklemem lazım. If'ler vesaire yazmam lazım. Konunun özünden uzaklaşmayalım. Dersin sonuna doğru o tarafa gideriz. Şu an yaşa göre getirdik bunu. Başka ne yaptırabiliriz? Ha, bir şey demiştin. Yaşların içerisinde cinsiyete bakalım demiştin değil mi? Şimdi bak o güzel bir şey. Konu.
Şimdi ben buraya city yerine yaşı atayım. Yaşın altında cinsiyete mi bakalım, cinsiyetin altında yaşa mı bakalım? Cinsiyetin altında yaşı daha var. Tamam. Her türlü bakabiliriz yani, sıkıntı yok. Male, female, heh, şurası cinsiyet alanı. $2000 da boş var cinsiyet. Şimdi bizim müşteri kitlemiz erkekler görünüyor. Bu da yani random üretilen bir data, işte machine learning demek ki biraz daha yol alması lazım. Random ürettiği zaman erkeklere şey yapmış, atamış bir sürü. Alışveriş, bayanlar iş. Neyse. 3.839 3.839 Manisa'ymış gerçi burası. Toplamda neymiş ona bir bakalım. Toplamda da yaklaşık 2 kat. 144 milyon liralık erkekler alışveriş yapmış bizden. Şimdi ben şuraya bir datayı daha atarsam, şuna da bir filtre vereyim de şu boşlar gelmesin. Şimdi bayan olup 19 yaşında olanlar bu kadar. Bayan olup 20 yaşında olanlar bu kadar. Bayan olup 21 yaşında olanlar bu kadar. Biraz önce verdiğim örnek vardı ya, data information knowledge. Bu data. Hiçbir şey anlamıyoruz buradan, değil mi? Yani yaş grubum kaçtı benim? 19'dan 51'e kadar. Kaç yapıyor? 20 olsa 32. Bir de bunun male female çarpanı var. Çarp 32. 64 satırlık bilgi var burada, değil mi? 64 satırlık bilgi ama benim işimi görmüyor. Benim işimi ne görmesi lazım halbuki? Ben şeye tıkladığım zaman, bayana tıkladığım zaman bayanın altında işte yaşlara göre ne kadar almış onu görmem lazım. Bunun için sağ tık, convert to pivot. Bakın daha farklı bir şey çıktı benim karşıma. Bayanların 19 yaşındakiler bu kadar alışveriş yapmış. 20 yaşındakiler bu kadar alışveriş yapmış. 21 yaşındakiler bu kadar alışveriş yapmış. Böyle bir matrise çevirdi. Bu bir bakış açısı. Veya pivot table dediğimiz özet tablodur. Excel'de de vardır bu. Bunun iki şeyi var. Bir, matris şeklinde. Sol tarafta bir grup, üst tarafta bir grup. Birleştiği yerde de onların çakışma noktası. Yani burada genelde bu şeylerde kullanılır. Sol tarafta yıllar, üst tarafta aylar. İşte yıllara göre satışların, yıllar kırılımında aylara göre satışları. Bu bir bakış açısı. Bir de kırılımlı bakış açısı var. O zaman kırılımlı bakış açısında bakın burada row'lar var, kolonlar var. Kolonlar yaş, satırlarda cinsiyet. Yaşı getirip şunun altına alırsam, bayanların yaş grubuna göre dağılımı, erkeklerin yaş grubuna göre dağılımı. Şimdi biraz önce bir soru sormuştum. Dedim ki bayanların cinsiyete göre yaş dağılımını yapalım, yaşa göre cinsiyet dağılımı yapalım demiştim. Sen de demiştin ki cinsiyete göre yaş dağılımı yapalım. Peki tersini yapalım. 19 yaşındakilerin kaç tanesi bayan, kaç tanesi erkek? Ters çevirdim. Şimdi bütün bunların hepsini siliyorum arkadaşlar.
Ve şurada bir şey yapayım. Pivot grid atayım. Bakın şurada artık hani buraya atacağımız nesnelerin şurada olduğunu artık biliyorsunuz herhalde. Şimdi ürünleri ana kategori, kategori 1, alt kategori, kategori 2 ve ürünün kendisi, ürün adı olmak üzere 3 kırılımda biz şey yapıyorduk. Şimdi o kırılımda bakalım. Şimdi şuraya ben kategori 1'i attığım zaman kategori 1'den şuraya atayım. Ne kadar satış yapmışım? Bakın, pivot grid'de 3 tane alanım var benim. Kolon, row, value. Kolon şunlar. Şu an hiçbir şey olmadığı için burada hiçbir şey gelmiyor. Row satırlar. Value değerleri. Örneğin ben hangi kategoriden hangi ay ne kadar satmışım bir matris şeklinde görmek isteyeyim. Şuraya bakın date alanımı getiriyorum. Bak date'i default olarak yıl diye getirdi. Tamam mı? Bunu ben istediğim formatta yapabilirim. İşte quarter, month, ay, gün, 365 günün değeri yani. Şey pardon, ayın günü. Ondan sonra mesela burada şeye bakabilirim ben. Atıyorum işte maaş zamanı ayın 15'i ya. İşte ayın 15'inde mi en çok hangi tarihte satış yapmışım? İşte ayın hani ayın hangi gününde gibi. Şurada day of week, haftanın günü. Hangi tarihlerde ne kadar satış yapmışım? Bunları görebiliyorum. Hangi günlerde? Dolayısıyla burası kolonlar. Şuraya ben ayı getireyim. Elektronik gıda dışı kategorisinin aylara göre satış rakamları. Bunun altına alt kategoriyi getireyim. Toplamda Ocak ayında 12.4 milyon liralık satış yapmışım. Bu 12.4 milyonun 3.49'u beyaz eşya, 7.13'ü elektronik, 1.77'si de küçük ev aletlerinden geliyormuş. Bunun altına ürünü atayım. Artık burada da ürün kırılımına kadar görebiliyor durumdayım. Pivot grid böyle bir nesne. Oldukça pratik. Şimdi bunu bir de grafik olarak görelim. Pasta olarak yapalım. Ben toplam ciromun ne kadarını nereden elde ediyorum? Totali values kısmına attım. Buraya da kategori 1'i attım. Gördüğümüz üzere toplam ciromun %80'ini elektronik ve gıda dışı ürünlerden elde ediyormuş. Bunu hatta sıralattıralım. Sort by total. Sonra ikinci kategoride kişisel bakım ürünleri varmış 17.3 milyon. Sonra gıda yemek malzemeleri %3, %2, temizlik, süt kahvaltılık işte %2.38. Bunlar şey görüyoruz. Hangi ürün ileri göre daha fiyatlarına göre aşağı doğru açılıyor? Çarttan mı? Yok şey. Pivottan mı? Pivottan açıldı ya şurada aşağı doğru. Şurada mı? Evet. Orada mesela beyaz eşya hangi illerde ne kadar satılıyor? Onu görebilir miyim? Şöyle. Pivot grid'in master filter özelliği yok. Yani bu datasal bir şey. Yok diyeyim öyle bilin. Hani biraz önceki yaptığımız şeyi, grid üzerinde yaptığımız şeyi burada yapamıyoruz. Ama başka türlü yapmanın yolu var. Yani ben şuraya, şurada bir tane filter element var. Örneğin bir tane tree view atayım şuraya. Ve buraya şunu atayım. Bak
elektronik gıda dışının tıkladığım zaman tüm şey ona göre değişti. Mesela şimdi illeri de atayım buraya. Bir tane chart atayım. Şuraya en çok satan 10 ili getirsin mesela üstüne tıkladığım zaman. City. Tamamını getirdi. Büyükten küçüğe. Ben istiyorum ki 10 tanesini getirsin. Tapen. Elektronik gıda dışının illere göre dağılımı. En çok satılan iller. Tamamını seçeyim. Tamamı geldi. Şu 3 tanesini seçeyim. Bunlar geldi. Yani filtreleme yapmanın birden fazla yolu var. Bu da bir yöntem. Sadece pivot grid'i master filter yapamıyorum. Onu bilelim. Şimdi başka bir yola gideceğim. Et balık şarküterinin içerisinde bunlar geliyor bak. Balık, deniz mahsulleri, dana, kuzu, mezeler, sushi vesaire gibi. Aynı şeyi şunun üzerinde görmek istiyorum. Et balık şarküteri veya şöyle yapalım. Tamamını seçeyim. Elektronik gıda dışı benim toplam satışımın %80'ini oluşturuyor. Ama bunun içerisinde beyaz eşya, elektronik, küçük ev aletleri yüzdesel olarak nasıl dağılıyor? Bunu görmek istiyorum. Bunun için şunun altına bir kırılım daha eklemem lazım, değil mi? Yani şuna tıkladığımda pastam 3'e bölünsün. Elektronik gıda dışı, beyaz eşya, küçük ev aletleri şeklinde gelsin. Şuraya kategori 2'yi atıyorum. Çorbaya döndü bura. Sadece elektronik gıda dışına bakalım. Elektronik gıda dışı, beyaz eşya, elektronik gıda dışı, küçük ev aletleri, elektronik gıda dışı, elektronik. Yani şu üçünü bu şekilde geldim. Ama ne yaptım? Şu seçiliyken geldim. En üstte kategori 1'i yazdı. En üstte şunları yazdı. Beyaz eşya yazdı. Virgül attı. Ana kategorisini yazdı. Tamamı için baktığımda ortalık çorbaya döndü. Bunu daha düzgün göstermek adına ben tıkladığım zaman detayı açılsın demek için bunun üzerindeyken dataya geliyorum. Drill down özelliğini aktif ediyorum. Şimdi bakın. En başa döndük. Sadece ana kategoriler var burada. Ve üstüne gelince böyle bir rengi şey oluyor. Çizgi çizgi haline geliyor. Bu tıklanabilir demek. Tıklıyorum. Gördünüz mü? Elektronik gıda dışının kendi içerisindeki dağılımı. Bir tık yukarıya çık. Bura neymiş? İşte ikincisi neye tıkladım ben? Kişisel bakım. Ha, kişisel bakımın kendi içerisindeki dağılımı. Bunu da sıralattıralım çoktan aza göre. Beyaz eşya. Gel. Mesela kişisel bakımda da işte kadın ürünleri %29.5'miş, saç bakım aksesuarları %22, parfümeri %9.5. Bu ne? Gıda yemek malzemeleri, en fazla giden sıvı yağlar, sonra börekler, ketçap, mayonez grubu vesaire. Şimdi biz bunun yüzdesel dağılımını gördük. Peki, aynı atraksiyonu şu aşağıda da yapalım. Sivas'a tıkladığında Sivas'ın ilçelerinde ne kadar satmışım o gelsin. Tıklıyorum. Aynen. Şuraya district. Şimdi burada çorbaya döndü. Drill down'u aktif et. Pardon,
sonra distrik mahalle town atacağız. Hatta şöyle yapalım. Sivas'ta olan var mı içimizde? Kayseri'ye bakalım. Kayseri'yi bulalım. Kayseri toponun içinde yok. Urfa'lı mısın? Heh. Urfa'ya bakalım. Şanlıurfa. İlçeler sandık geliyor mu? Heh. Akçakale'ye tıkladığım zaman da Akçakale'nin içinde şuna da tapen diyeyim. Oturduğun ilçelere? Şanlıurfa. Bunda tapen yokmuş ama hakikaten merkez olduğu için böyle. Hangi mahalle? Dördüncü. Mesela şöyle bir şey yapalım. Karşıyaka'da en çok gidenler nasılmış? Bir de ona bakalım. Tersten. Bunu bu sefer multiple master yapıyorum. Şanlıurfa. Merkez. Karşıyaka. Evet. Karşıyaka. Mahallesi mi? Semt mi orası? Orası mahalle mi? Semt mi? Karşıyaka mahallesindeki bizim satış grafiğimiz. Satış şeyimiz. En çok elektronik gıda dışı satılmış. %96. Onların içinde baktığımız zaman da işte beyaz eşya satılmış. Beyaz eşyanın içinde de işte şu Beko ve LG satılmış. Güzel bir örnek oldu aslında. Hani biz şeyden en çok satan üründen aylara göre satıştan şundan bundan çıktık. Bir mahallede ne satılıyora girdik. Yani Türkiye'nin içerisindeki bir mahallede ne satılıyora girdik. Gel. Dersten sonra da gelebilirsin. Nasıl dersen. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Peki. İşim biraz, şimdi arka taraf teknik tarafına gireceğim. Buraya kadar biz patronduk. Bir şeyler istedik ve ben de yazılımcıyım. Sizin istediklerinizi yerine getirdim. Şimdi bu saatten sonra biz tekrardan bilgisayar mühendisi öğrencisiyiz. Ve bu işler nasıl dönüyor? Onu bir görmek istiyoruz. Şimdi bizim elimizde bir SQL datamız var. Buraları uçuruyorum. Başa döndük. Şimdi Aybüke'ye sorduğum soru, ya daha doğrusu Aybüke'nin söylediği cevap benim soruma. Burada ne görmek isteriz? Hocam en çok satılan ürünleri görmek isteriz. Peki. En çok satılan ürünleri görmek için ben buraya bir tane grid eklerim dedim. Ve bu grid için şurada ürünün adı gelsin dedim. Şuna bir tane şey ekleyeyim. Add totals count ekleyeyim. 13.581 satır geliyor burada. SQL'imize dönelim. Burada bayağı bir satır gelecek. O yüzden count yıldızla aldırayım. 746.263 satır üzerinde çalışıyormuşuz arkadaşlar. Burada. 746.263 satırdan ben buraya sadece ürünlerin isimlerini getir dediğim zaman 13.581 satır geldi. Peki nasıl becerdi sadece ürünlerin ismini getirmeyi buraya? Evet. Select distinct name dedim. Kaç satır gelmiş? Okuyabiliyor musunuz? 13.581. Peki. Yanına da dedim ki bunun şeyini getir. Toplamını getir. Buna da otomatik sum dedi ve
13.581 satır. Şuraya da bir tane alt total ekleyeyim. 222 milyon gibi bir toplam satış rakamım var. Bunu getirdi. Peki ben bunu SQL'de nasıl getiririm? Grup payla getiririm değil mi? Select name, virgül, count, değil, sum, total, s total diyelim buna da. Grup by name. Şimdi sonra dedi ki Aybüke, en çok satanları yani büyükten küçüğe sıralasın. Şuna name alanına geldim. Dedim ki sort by total ama deskenlik. Group by name, order by sum total. Ne oldu? Aşırı mı ısındı? Bu soğukta. Soğutsak mı biraz? Nerede kaldık? En son order by'ı da yaptık. Bu şekilde geldi. Şimdi böyle bir dashboard ekranımız olmasaydı ve ben size deseydim ki burada en çok satan ürünlerim, yanında en çok satan müşterilerim, yanında işte en çok satan şehirler, şurada yıllara göre satışlar vesaire deseydim, siz bunlar için her biri için teker teker SQL cümleleri yazmanız gerekiyordu değil mi? Buna benzer. Şimdi dashboard bu işi nasıl yapıyor?
Ona bakalım. Bizim yerimizde bu kadar pratik nasıl yapıyor? SQL Profiler diye bir şey var. Duydunuz mu? Bakın şurada Tools'un altında SQL Server Profiler diyorum. Hangi makineye bağlanacaksın diyor. Bu makineye bağlan. Event Selection, Show All Events, Show All Columns. Bakın ben şurada geldim. Şu SQL cümlesini çalıştırıyorum. Bakın buraya çalıştırdığım SQL cümlesi düştü. SQL Server bir veri tabanı ve belli protokollerle sunucularla istemciler SQL Server sunucu SQL Server istemci haberleşiyor. İnadına yapıyorlar yani. Haberleşmekten kasıt aynı dili konuşmaları. Aynı dili konuşması için bir dile ihtiyacı var. O da SQL dili. Ve arka tarafta biz SQL Server'da neler olup bittiğini görmek için bu SQL Server Profiler aracını kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere şurada benim çalıştırdığım SQL cümlesi buraya düşmüş durumda. Şimdi aynı şekilde dashboard bu işi nasıl yapıyor? Dashboard'u biraz izleyelim. Burayı sıfırlatıyorum. Dashboard ekranıma geliyorum. Ve şunun yanına bir tane de kategorisini getireyim. Ya da başa dönelim tekrardan. Bir grid ekleyelim buraya. Delete diyorum tekrardan. Şurayı temizleyelim. Evet. Grid attım. Grid'in yanına kategori 1 attım. Bakın buraya bir SQL cümlesi düştü otomatik. Neymiş? Çalıştıralım. Select tbl0.category1from WebSales. WebSales adına da tbl0 demiş, alias vermiş. Group by tbl0.category. Şimdi distinct ile çektiğimiz vardı ya. Distinct ile çektiğimizle group by ile çektiğimizin sonucu aynı. Yani group by ile yazabilirdim, oraya distinct ile yazabilirdim. Burada group by'ı kullanmış. Gerçekten de bakıyoruz. Adı altında 10 tane şey geldi bana. Grid'e getirdiği alan burası. Hocam peki her seferinde çalıştığında tek tekrar şey yapıyorsam dashboard keşke bir şeyleri kullanmıyorum yani. Her seferinde neyi tamamen bir soru bakıyorum yani. Şimdi bu tamamen bizim ihtiyacımıza göre. Eğer senin 1 milyon satırlık bir tablon varsa ki bizim elimizdeki bir 750 bin satır. Bunun tamamını RAM'e alıp da RAM'de çalıştırması demek buradaki bilgisayarı patlatır. Client bilgisayarı patlatır. Ama şimdi benim ihtiyacım olan şurada kaç satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satır. 10 satır için 1 milyon satırı benim kendi hafızamda tutmama gerek var mı? Ben bunu server'a desem de server bunu şey yapsa 10 satıra getirse benim için daha şey iyi. Şimdi buradaki 10 satır için benim 1 milyon satırı çekmeme gerek olmadığını söyledim. Ama eğer atıyorum 20 bin 30 bin satırlık bir şey varsa bu datayı keşine alıp burada çalıştırması daha pratik olabilir. O yüzden o opsiyonel, o opsiyon da şurada. Neredeydi? Server mode. Bak şurası eğer şey olursa, enable olursa SQL cümlelerini kendi otomatik oluşturup benim istediğime göre grup paylar vesaire bu kendi getiriyor. Yok burayı kaldırırsam 1 milyon satırı kendi hafızasını alıyor ve onun üzerinde çalıştırıyor. Ama benim önerim buranın aktif olması çoğu zaman. Neyse konumuza girelim. Şurada geldim.
Yan tarafına da toplam tutarı getirmek istiyorum. SQL cümleme bakıyorum. Otomatik SQL cümlesi oluşturdu. Sum total dedi. Group by kategori 1 dedi. Geldim. Bununla ben bir pivot grid'e çevireyim bunu. Ve şunun altına kategori 2 atayım. SQL cümleme bakıyorum. Kaçırdım mı? Kategori 2'ye attım. Niye bir şey gelmedi? Ha, tıklayınca. Bak, oraya tıklayınca ne geldi? Select kategori 1, kategori 2, total from web sales, where kategori 1 eşittir elektronik gıda dış. Sadece onun altındakileri getirdi. Gördünüz mü? Yani çok güzel bir dinamik yapısı var. Arka tarafta SQL cümlelerini otomatik olarak oluşturup benim istediğim komponentin içerisine bunu görsel olarak yerleştiriyor. Aynı şekilde şeyde de böyle bu. Drill down yapısında da böyle. Master filter yapısında da böyle. Dolayısıyla bize çok ciddi bir pratiklik kazandırıyor. Şimdi bir şey yapalım. Map örneği yapmaya çalışalım. Toplam satışlarımızı harita üzerinde göstermeye çalışalım bir de örnek olarak. Bunun altyapısıyla alakalı teknik kısımda anlaşılmayan bir nokta var mı? Şimdi şuraya bir tane map atıyorum. Atamıyorum. Nerede map? Şurada. Default olarak dünya haritası geldi. Ben buraya Türkiye haritasını atmak istiyorum. Da Türkiye haritası nerede? Bir saniye. Arkadaşlar map dosyaları SHP uzantılı olarak olan dosyalar. İnternette bunları çok rahat bulabilirsiniz. Örneğin ben Türkiye haritasını bu şekilde buldum. Sağ tık load map diyerek şu dosyayı seçiyorum. SHP uzantılı. Bakın Türkiye haritası geldi. Burada iller, ilçeler söz konusu. Şimdi ben bunu kendi datamla nasıl bağlıyorum? Ona bakacağım. Uzun zamandır yapmadığım bir şey. Ben de biraz deneye yanına yapacağım. Şimdi şuraya toplam satışı buraya getirdik. Şehri bizdeki şehir alanları nasıl? Ona bir bakalım. Adana, Adıyaman, yani İngilizce, Türkçe karakterler İngilizceye çevrilmiş durumda. Buradaki map haritasına baktığımda da şurada şey var. Preview dediği yerde benim elimde diyor şu alanlar var diyor. O şehrin ID'si name 1, name 2, part 1, point, land, area gibi bir takım bilgiler var. Sen neyle eşleştirmek istiyorsun bunu diyor. Şu alan bize uyuyor gibi name 1 alanı. Burayı seçiyorum. Şu anda şurada da şeyi getirelim. İsimleri nasıl getiriyorduk ona bir bakayım bir saniye.
Evet. Hangi şehirde ne kadar sattığın datayı, datasını şeyle birlikte getirdi. Kayseri'de örneğin 3.66 milyon liralık satış gerçekleştirmişim. Büyütebiliyorum bunu. Bunda tıklarımızda şey, bir olay kalmıyor. Efendim? Yani daha iyi alt şeyle de ekmiştik ya, çarpla. Mesela Kayseri'ye tıklarımızda ilçelere de ekmiştik. Harita olarak mı? Evet. Onu şöyle yapabilirsin. Başka bir harita daha eklersin alt tarafa. O da ilçeler haritası olur. Kayseri'ye tıklayınca o ilçe, Kayseri'nin ilçeleri gelir sadece. Ama şu anda benim Kayseri'nin ilçeler haritası yok elimde. Bulursam eğer internette deneyim. Ama başka bir şey yapabilirim sana. Şuraya biraz önceki Şanlıurfa örneğini yine yapalım. Şuraya bir tane chart atayım. Şanlıurfa'nın ilçelerine gidelim burada da. City, town, district. Buna da şöyle top end diyeyim. 10 tane göstersin. Bunu da drill down'unu aktif edeyim. Default olarak Şanlıurfa geldi zaten. Şunu da bu sefer haritamı master filter yapıyorum arkadaşlar. Data source, data multiple master. Şuradan Urfa nere? Antep bura. Niye gri geldi rengi? Bir gariplik var. Şey olabilir, haritadaki ismi Sanli Urfa boşluk falan olabilir belki, ondan tutmuyordur. Bir bakayım. Sanli Urfa diyemiş. Bizde veri tabanlarınızı Şanlıurfa diyemiş bizde. Ona bir bakalım bir saniye. Onu update ettik mi düzelecektir. Şeyle yazılmış bizde. Şeyi direkt şey yapalım. S yapalım. Yenileyelim. Evet, şu anda Şanlıurfa geldi. Tıkladığım zaman bakın Şanlıurfa'nın ilçeleri geldi. Merkez ilçeden tıkladığım zaman işte Öğütçü Köyü, Karşıyaka Mahallesi, bu da burada geldi. Eğer Şanlıurfa'nın kendi haritası olmuş olsaydı tıkladığım zaman onun kendi içerisindeki kırılımını da burada gösterebilirdim. Nasıl? Kendimiz harita oluşturabilir miyiz? Ya onun için şey, yani harita oluşturan programlara falan belki ihtiyaç var. SHP dosyasını bir şekilde oluşturmamız lazım. Nasıl oluşturulduğunu bilmiyorum. Ama internette il, ilçe, ülke hepsinin SHP dosyaları var. Şimdi bunu biz hep dizayn üzerinde çalıştık ya. Bunu bir viewer olarak kaydedelim. Ve şuraya da formumuzun üzerine gelip bir buton daha ekleyelim. Haritalı satış dediğimde yapıştırdım direkt oraya, sadece şeyi değiştirdim. Gördüğümüz üzere Kayseri'ye tıkladı adam, en çok Pınarbaşı'nda satış yapılmış. Konya'ya tıkladı, en çok Meram'da satış yapılmış. Meram'ın içinde burada. Kayseri'ye tıklayalım yine.
Kayseri'ye tıklayalım. Melik Gazi'ye tıklayalım. Gültepe Mahallesi gelmiş. Koca Sinan var mı? Koca Sinan'a tıklayalım. İşte burada Beyazşehir Mahallesi gelmiş. Bu çok daha şekillendirilebilir. Yani harita, en çok satılan ürünler, aylara göre en çok yapılan satışlar vesaire gibi çok daha şekillendirilebilir. Tamamen aslında sizin hayal gücünüzle sınırlı olan ve sorununuzla sınırlı olan bir yapıdan bahsediyorum. Şimdi dersin başında felsefesini yaptığım olay, iş zekası dediğim, data, information, knowledge, bu kavramlar inşallah biraz daha oturmuştur. Yani yapmaya çalıştığımız şeyler. Evet, benim bu derslik en azından anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz var mı? Yok.